Anadolu Asist Sigorta Gündemi programını sunar. İyi akşamlar dileklerimizle Afyon Kanalı ekranlarından Sigorta Gündem programına canlı olarak başlıyoruz. Bugün değerli izleyenlerimiz 7 Kasım 2023 başlarken Durmuş dedi ki ikinci yüzyılın ilk programı. Ya dedim ben bunu söyleyemem. Söyledim. Durmuş'un lafı bilginize. İkinci yüzyılın ilk programında karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nice canlı Sigorta Gündemi programlarına sektörün bizim yayınlarımıza ihtiyacı var. Niyesini bütün herkes biliyor ve bugünkü programımızda da elimizden geldiğince neden burada olduğumuzu anlatmaya çalışacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz bugün dedik 7 Kasım 2023 ekran konuklarımız değerli genel sekreterimiz 24. Meslek Komite Başkanımız Sayın Durmuş Gümüş Eskişehir'e uzanacağız. Oradan Bursa'ya geçeceğiz. Ondan sonra şöyle Türkiye sektör siyasetiyle alakalı bir şeyler söyleyeceğiz. Akıllarda mutlaka güzel kelimeler, ondan sonra olası sorulara cevaplar ve dolayısıyla insanların aklında olup konuşmaya cesaret edemediği konulara değinerek neyin ne olduğunu anlatmaya başlayacak. Şimdi öncelikle başlamadan önce 31 tarihi yanlış söylüyor olabilirim. 31 Ekim'deki Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği yeni yönetimiyle yine Başkan Canan Özçamur Karataş Hanımefendi ile devam etti. Biz değerli başkanımı, Eskişehir Dernek Başkanımızı, TÜSAF Yönetim Kurulu üyemizi yeni görevinde, yeni ekibiyle başarılara imza atmasını canı gönülden diliyoruz. Ve 2 Kasım'da bir uyandık. Gerçi 1 Kasım'da haberlerini aldık da, İnşallah doğru değildir söylemlerini içimden geçirdim. Temmuz 2022'de Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı olan Sayın Mehmet Akif Eroğlu'nun yaklaşık bir sene geçtikten sonra istifa ettiği haberlerini duydum. Çok üzüldüm. Sigorta acenteleri için çok ciddi bir kazançtı. Çok üzüldüm. Sigorta acenteleriyle dirsek temasında, acentelerin sorunlarıyla iç içe olan bir başkandı. Çok üzüldüm. Türkiye Sigorta Birliği ile dirsek temasını bozmadan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iki tarafı da hem Türkiye Sigorta Birliği'ni hem acenteleri bir arada tutmayı başarmak için aşırı uğraş sağlayan bir bürokrattı. Çok üzüldüm. Yeni görevi nedir, ne olur, ne olacaktır bilmiyorum ama Sayın Mehmet Akif Eroğlu'nun SDDK Başkanlığından ayrılmasına şahsım, sektörüm ve tüm yönetim kurulum olarak üzüntülerimi bildiriyorum. Şimdi sevgili Durmuş hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Uzun bir aradan sonra seni stüdyomuzda misafir etme onurunu bizlere bahşettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Ve bu arada sizin sözünüzü de kimseye söylemeyeceğim dedim. Kendi aramızda dedim. Ben kullandım. Nasılsınız Durmuş Bey? Teşekkür ederim başkanım. Elhamdülillah. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim çok şükür. İkinci yüzyılın ilk sigorta gündem programına başladık. Şöyle diyelim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının birinci programı. Tamam, benden daha güzel söyledi, kabul ediyorum. Ve ilk konuk benim, yani bu özellikle benim olsun abi. Şimdi şöyle, biz bu yayınlara başlarken emeğiniz çok, Afyon Sigorta Acenteleri Derneği'nde Allah için emeğiniz çok. Bunu her ortamda söylüyorum.
Şimdi bir de Ticaret Odası 24. Meslek Komite Başkanı olarak yeni bir görev üstlendiniz. Yine emeğiniz çok. Sizin de Allah yolunuzu açık etsin. Şimdi sevgili arkadaşım, ben konulara başlamadan evvel şimdi şöyle ben bir şeyler çıkardım. Acenteler Afyon'dan başlamak şartıyla Türkiye genelinde kesinlikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip değiller. Evet. En basit Afyon. Meslek komitesinde toplanıyoruz. Meslek komitesindeki arkadaşlarımız bir şekilde geliyorlar Allah için. Ondan sonra işte farklı organizasyonlar yapma niyetindeyiz. En basit bizim yönetim kurulu toplantılarımız istediğimiz kalabalıkta, istediğimiz çoğunlukta olmuyor. Neden biz bir araya gelemiyoruz? Öncelikle tüm seyircilerimize, tüm bizleri izleyen vatandaşlarımıza, sektördeki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Konusu geçti. Sayın Eskişehir'de dernek başkanımız Canan Hanım'a yeni görevinde, yeni dernek başkanında başarılar diliyorum. Tabii Mehmet Akif Bey'in istifası gerçekten bizleri de son derece üzmüştür. Evet. Yani sektörümüz için gerçekten çok değerli bir insan. İstifasının sebeplerini bilmiyoruz tabii ama gerçekten mesleğimizde çok faydalı bir insan olduğu için ve emeği geçen bir insan olduğu için üzüldük tabii ki yani. Efendim, acentelerin mesleğe sahip çıkmamaları, bunu yıllardan beri konuşmaktan artık Afyon'umuzda bir tabir var, dilimize tüy bitinir ya, o şekilde başkanım. İnsanlarımız, daha doğrusu bizim meslektaşlarımız öyle bir konumda ve öyle bir zaman veya dilimdeki veya kendini öyle bir konumlandırmışlar ki şimdi gökten zembille ineceğiz veyahut da işte yine atasözünden bahsedelim. Armut bitsin ağzıma düşsün hesabı gibi. Bunlardan yola çıkarak da insanlarımız basitliğe ve kolaylığa başlamışlardır. Meslektaşlarımız maalesef kendi sektörüne, kendi mesleğine, kendi işine sahip çıkmadıkları için biz dilimizde tüy bitti maalesef ki. Toplantılara gelin, eğitimlere katılın. Ya en basitten kusura bakmasınlar ama bizim Sayık Başkanımız geliyor, TÜSAF Başkanımız geliyor. Her davetimizde sağ olsunlar katıldılar. Bize katılırlar. Hiçbir zaman için biz gelemeyiz. Mazeret bahane etmezler. İstanbul'dan, Ankara'dan. Ama nedense mesela en son toplantımızda Mart'ta toplantımız vardı. Şubat mıydı, Mart mıydı? Gününü hatırlayamadım başkanım. Mart galiba. Mart galiba. Evet. Davet ettik sağ olsunlar. Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Konya. Dernek başkanları, ticaret odası, meslek komiteleri, meslektaşlarımız ticaret odamızdaki toplantımıza katıldılar, katılım gösterdiler, sağ olsunlar. Ama bizim Afyon'umuzdan, merkezimizden katılım olmadı. Sadece yönetim kurulu üyelerimiz, meslek komitemiz bu kadar. Birkaç kişiyle görüştüğümüz zaman arkadaşlarımızın bahanesi neydi? Onların işi varmış abi ya. Şimdi bu konuyla ilgili ben aslında güzel bir anekdot da buldum ama. Şimdi vakti zamanında Osmanlı İmparatorluğu dünyaya 600 sene adaletle hükmetmiştir başkanım. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han devletini 44 sene idare eden en uzun yöneten padişahlarından bir tanesi. Kendisi de Yavuz Sultan Selim Han babasından sonraki halife bir insandır. Boşta bir insan değiller tabii ki yani. Devletini olabilecek en yüksek seviyelere çıkarttıktan sonra günün birinde der ki ya benim devletim kurduğumuz atalarımın kurduğu Osman oğulları inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı acaba? Bu devlet çöker mi? Gibi bir düşünceye dalıyor. Endişesi artınca da zamanın alimi olan, süt kardeşi olan Yahya Efendi'ye mektup yazar.
Der ki, ey şeyhim, keşfine, kerametine inandığım yüce şeyhimdir. Böyle böyle bir mektup yazdım. Senden bir cevap ister. İlahi sırlara vakıfsın, kerem eyledir yani. Nedir bunun cevabı? Yani Osmanlı İmparatorluğu çöker mi der yani? Devletimiz batar mı? Dağılır mı? Belki o zamanlarda bu ermiş insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun belki şu zamanki veya şey 1900'lardaki zamanını görmüşler, belki de bilmeyiz. Evet. Tabii devrin Yahya Efendi mektup alıyor. Kudretli Sultan'a cevap yazacak ama birkaç gün düşünüyor, bir cevap yazıyor. El cevap, yazdığı cevap şöyle: başkanım, neme lazım be sultanım? Yani bunun altını özellikle çiziyorum ve büyük harfle. Neme lazım be sultanım? Tabii ki devrin padişahı Sultan Süleyman Han biraz cevabı kısa buluyor, anlayamıyor, biraz da üzülüyor. Kızacak kızamıyor, süt kardeşi ve abim diye hitap ettiği şeyhine de bir şey diyemiyor. Yahya Efendi'nin yanına gidiyor, dayanamıyor. Ve dergahına varıyor, diz çöküyor, oturuyor karşısına. Şeyhim diyor, bu cevap nedir diyor ya, nasıl bir cevap bu diyor yani. Bana ne yani, neme lazım be sultanım, ne demek bu diyor ya, nasıl bir cevap diyor. Ben koskoca cihan padişahıyım diyor yani, yazdığın cevap ne, anlamadım. O da konuyu anlatıyor. Devletin niye bozulacağını, niye çökeceğini, bir uzun bir hikaye. Şu anki zamanımıza ve bizim sigortacılığımıza, sigorta sektörüne, sigorta cennetine uyguladığımız zaman en çok bize yakışıyor başkanım. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorum. En son Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Adana toplantılarına evet. gittik. Sigorta acentelerinin toplantılara katılım sayısı çok az. Baktığın zaman SDDK Başkanı orada. Sigorta şirketlerinin CEO'ları, genel müdürleri orada. Evet. Türkiye Sigorta Birliği, ondan sonra Top Sigortacılık Müdürlüğü orada. Acenteler nerede ya? Konunun muhatapları orada. SAİK orada. TÜSAF orada. SDDK orada vesaire. Ama şimdi geçen hafta, iki hafta önce Bahadır kardeşim ekran konuğumuzdu. Kulakları çınlasın, dedi ki karanlığa karşı küfretmeye bayılıyoruz. Karanlığa karşı konuşmaya bayılıyoruz. Burada da öyle, Afyon'da da öyle. Acenteleri topluyorsun. Hani yolda gelirken de kısmen konuştuk ya. Öldük, bittik, ayakta duramıyoruz. Evet. Ya kardeşim, ölmezsin, bitmezsin, ayakta durursun bir şekilde. Ne yapmamız lazım onu söyle ya. Yan yattı, çamura battı, şöyle olması lazım, böyle olma vesaire. Tamam, çok güzel fikirlerim var. Gelsene bizim yanımıza veya şunu bir yazıya dök de. Gel biz bunun üstünden götürelim. Federasyonda bunu konu edelim. Ondan sonra sayıya taşıyalım. Ondan sonra gerektiği anda TSB'ye, SDDK'ya taşıyalım. Ya az önce sen dedin ya, işim var. Ondan sonra çok yoğunum vesaire. Ya şimdi 18 bin tane acenta var kağıt üstünde. Evet. En basit bizim elimizden gidelim. Afyon'da 120'ye yakın acenta var. Şimdi sen o sayıları muhtemelen söyleyeceksin. Yönetim kurulunda var olan 10 tane arkadaşımız var. Bu 10 tane arkadaşımızın haricinde bazılarını tenzih ediyorum. Hiç dışarıdan gelen, toplantıya katılan arkadaşların çoğunu da tenzih ediyorum. Ve bu arada Afyon toplantı ortalaması baktığın zaman gördüğüm illerden çok ciddi derecede fazla katılımcı ajant olarak yapan bir il. Ya gelin diyoruz, gelmiyorsun. Eskişehir'de bir toplantıya katıldık geçen aylarda. Eskişehir Başkanı Canan Hanım çok ciddi bir organizasyon yaptı. Şimdi ona da bağlayacağız. Ona da söyletireceğim Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla. Salon böyle ağzına kadar dolu. Acenteler yok ya. Acenteleri davet etmedin mi Canan Hanım diyorum. Hayır diyor. Acenteleri davet ettik. Ticaret odası yok orada, biliyor musun? Ticaret odası, yönetim kurulu başkanı yok, üyeleri yok vesaire. Ticaret odası, meslek komite üyeleri yok. Yani biz acente olarak, Türk milleti olarak, tabii ki hepsini katmıyorum, yarası olana söylüyorum, sadece konuşuyoruz. Sadece konuşuyoruz. Gel, gelmeyiz, işimiz var. Çok yoğunuz. O zaman biz ne yapıyoruz ya? Bizim
Biz de yoğunuz. Senle mesela bazı zamanlar oluyor. 5 dakika telefonda görüşemiyoruz. Ya sen çok yoğunsun ya ben çok yoğunum. Ama bir şekilde akşam yan yana gelip ne yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi nasıl anlatılır ya Rabbim? Yani bunu ben artık anlatmaktan bıktım ya. Yani. Niye bir araya gelemiyoruz? Niye? Ha, eleştiri yapmak çok kolay biliyor musun? Çok rahat eleştirirsin. Ve evet. Eleştiriyoruz da. Şimdi insanlar AFSAT'ı eleştiriyorlar. TÜSAF başkanını eleştiriyorlar ya. Tarihinin tabii diğer TÜSAF başkanlarımız da çok kıymetli. Ama ülkeyi kat etme açısından ondan sonra ciddi toplantılar yapılması açısından Adnan Çelik ve yönetim kurulu kadar özverili çalışan bir TÜSAP ben görmedim. Evet. Sayık'la federasyonu eleştiriyorlar. Neymiş? Federasyon Sayık'la iç içeymiş. Sayık federasyona otur diyormuş. Kalk diyormuş. Federasyonda talimatlarla hareket... Ya bırakın güzel kardeşim ya. Yani sen bir federasyon bu kadar... Yani Sayık Başkanı da Allah için, Sayık Yönetimi de öyle hiçbir şey asla konuşmadı da bu nasıl bir eleştiri ya? Hiç mi vicdan yok ya? Sayık'ta TÜSAF yan yana geldiği zaman ülkede çok şey değişmez mi? Biz başkanım yıllardır özlemini çektiğimiz bu değil miydi? Yıllardır federasyonla evet. Federasyonla Sayık. Sayık'ın beraberce dirsek temas halinde olmasını evet. Biz yıllarca bunun özlemini çektik ama şu anda mesela biz Sayık Başkanı'dır, TÜSAF Başkanı'dır. Dirsek temas halinde iç içe, gönül gönüle, beraberce şunu yapalım, bunu yapmayalım. Resmi kurumlara beraber gidişmeleri bu bizim için, sektörüm için kötü mü? Tabii canım hiç kötü olur mu ya? Kazanımdır bunlar. Yani. Kazanımdır bunlar. Tabii canım senle. Mesela sağ olsun SDDK Başkanı da bizimle beraberdi her zaman için iç içe dirsek temas halindeydi. Evet, evet. Hatta sizin bir serzenişte bulunmanız vardı. Niye istifa etti başkanım? Tekrar bir soru sormuş. Ya şimdi çok zor Mehmet bir soru Akif sordun ha. Şimdi SDDK Başkanı niye istifa etti dedin. Ya bir şey söyleyeyim mi sana Durmuş? Bak hakikaten bunu ben 1 Kasım'da duydum. 2 Kasım'da resmileşti. Ya inşallah yanlıştır dedim. Niye istifa etti? Olay ne biliyor musun dostum? Yaklaşık 2 senedir trafik poliçelerinde tanzim sıkıntısı var. Hemfikir miyiz? Yani. Şimdi Sayın SDDK Başkanı çıktı dedi ki sigorta şirketlerine. Kardeşim dedi trafik ruhsatın varsa sigorta poliçesini tanzim edeceksin. Etmeyeceksen de ruhsatın var. Bir şekilde bak. Trafik tanzim etmezsen sana ceza veririm dedi. Bir şekilde engellediler. Ceza olaylarını engellediler. Bir de bu arada sevgili izleyenlerim bu şahsi fikrimdir ha. Ondan sonra hadi belirli bir oranda seyyana zam geldi. Ondan sonra önümüzdeki günlerde serbest tarifeye geçiş adı altında kısa, orta, uzun vadeli yapılacak eylem planları ortaya döküldü. Sonra dedi ki trafik sigorta poliçelerini sigorta şirketleri tanzim etmeyecek ise sigorta platformu kurulacak dedi. Evet. Sigorta platformu ne? Şimdi Durmuş'ta 3 tane, 5 tane, 6 tane şirket var. Bekir'de 10 tane sigorta şirketi var. Ama Bekir ve Durmuş'taki sigorta şirketleri trafik poliçesi tanzim eden şirketler değil. Durmuş'ta, Bekir'de, SBM üzerinden farklı şekillerde istediği her sigorta şirketinden poliçe tanzim edebilme hakkına sahip olacaktı. Ön bacak İstanbul'du. Hazırlık, piyasaya sürme. Bir ay pilot bölge olarak yapılmıştı. Pilot bölge. Ondan sonra İstanbul geçti, pilot bölge Ankara'ya taşındı. Evet. Niye taşınıyor? Engelleniyor. Niye engelleniyor? Şimdi yukarıdaki yapılar Durmuş'un trafik poliçesi tanzim edemediğini bildiği halde bu olayla
trafik poliçesi tanzim edebileceğini biliyorlar mı? Biliyorlar. Şimdi o yapılar trafik sigorta platformunun piyasaya çıkmasına izin verir mi? Vermez. Asla. Şahsi kanaatim gene söylüyorum. Evet. Ellerinden geldiğince bu platformun olması için yapılan bütün her şeye karşı çıktılar. Ve buna da şunu da söylüyorum sevgili dostum. Sigorta şirketleri bile trafik sigorta platformunun olmasını istemedi. Bunu da anlamak mümkün değil ya. Ya gerçi ben hiç anlayamıyorum da bu trafik sigortalarıyla ilgili tanzim etmeyen sigorta şirketlerini ilk önce Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut söyledi, kulakları çınlasın. Ondan sonra da biz söyledik. Bizim haricimizde hiç kimse çıkıp da söylemedi ki. Niye dedik, siz dedik devlette kafa mı buluyorsunuz? Kafa bulma olayını açıyorum. Devletten sen trafik ruhsat almışsın. Niye trafik poliçesi tanzim etmiyorsun? Sen devletin bu anlamdaki emirlerine hayır mı diyorsun? Etmediler. Sebeplerden bir tanesi de bu. Ondan sonra Sayın SDDK Başkanı dedi ki poliçe tanzim etmeyen sigorta şirketlerin acenteleri olarak bize deşifre edin. Biz de gereğini yapalım. Deşifreler yapılmadı mı zannediyorsun? Yapıldı. Evet. Ama bütün herkes de kendi kendine dedi ki ya dedi şimdi ben dedi SDDK'ya X sigorta şirketi bana poliçe tanzim etmiyor diye ileteceğim. Ya dedi benim orada adım duyulursa. Hiç duyulur mu ya? Hiç duyulur mu? Sebeplerden bir tanesi. Ondan sonra acentelere çok yaklaştı dostum. Acentelere çok yaklaştı. Acentelerde en basit saydığım 5-6 ilde SDDK başkanı sorunların ana özünü dinlemek için hep yan yanaydı. Bu tabii ki bazılarını rahatsız etti. Evet. E sen şimdi şirketlerle iç içe olan, acentelerle iç içe olan bir SDDK başkanını ister misin? Akif Bey'den önceki SDDK başkanı acentelerinden görüşüyor muydu? Düşünme, hayır. Acenteleri geç, sigorta acenteleri icra komitesiyle konuşuyor muydu? Hayır. Kaç sefer randevu istediler Sayın Türker Gürsoy Beyefendi? Sayıya randevu bile vermedi. E sen SDDK başkanıysan, benim de üst çatı kuruluşum Sayık ise görüşeceksin. Görüşeceksin. Evet. Biz yeri geliyor sektör olarak Hazine ve Maliye Bakanı ile bakan yardımcılarıyla görüşüyoruz. Sen o hazine tarafından, kamu tarafından orada benim üst yönetim yöneticim olarak orada duruyorsan benle görüşeceksin. Benim sorunlarımı canlı olarak dinleyeceksin. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Mehmet Akif Eroğlu beyefendi istifa etti. Ünlem işareti koyuyorum. İstifa ettirildi. Mehmet Akif niye istifa edecek ya? Ortalık çok güzel, belirli bir sistem yerine gelmiş. Niye istifa edecek? İstifa ettirildi. Kim ettirdi bilemem. Bütün konuşmalarım şahsıma bağlar. Keşke Sayın Akif Eroğlu yerinde, makamında dursaydı. Onun hesaplarına göre 2-3 senede bütün her şey yerine, rayına oturacaktı. Tüm samimiyetimle söylüyorum, kesinlikle de otururdu. Ne sigorta şirketleri mağdur olacaktı, ne acenteler. Belki günsel olarak, belki sıkıntılar şirketler ve acenteler tarafından yaşanabilirdi ama uzun vadeye baktığın zaman çift mutluluk olacaktı şirketler ve acenteler. Dolayısıyla bunları da söyleyeyim de, gene söylüyorum, ülke için çok ciddi bir kayıp. Bakın tarih işte Temmuz 2022'den bugüne kadar Sayın Akif Eroğlu ve ekibinin koşturmaları, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları, parantez açıyorum, yapmak için mücadele edip yapamadıkları ortada. Bunlar yapılsa acenteler müthiş ve son derece rahat edecekti de olmadı. Ya şimdi sana ben soru soracağım, sen bana soru soruyorsun. biz konuyu değiştirelim. Değiştirelim. Akif Bey'le SDDK başkanıyla ilgili tüm duygu ve düşüncelerimi aktardım. Gene söylüyorum, bütün sorumlu sözlerimle alakalı benim.
Şimdi dostum. Ama özür dilerim başkanım, sözünüzü keserim. Sektör için büyük bir kayıp Mehmet Akif Bence Bey. Bence de kayıp. Yani, yıllardır sektörün yetiştirdiği büyük insanlarımızdan bir tanesi, sektör konusunda çok değerli ve çok katılımcı bir insandı. Evet. Ve bizler için de hiçbir zaman için hiçbir telefonumuzdan bile geri kalmayıp da evet. O yoğunluğu arasında hiç olmazsa gündüz arasak da uğraşamasak bile evet. Akşam evet. 7, 8, evet. 9 gibi dostum şu soru vardı niyeydi derdin deyip bize döndüğü bir insan. Evet. İnşallah geri döner görevine. Yok, geri dönme olayı bu saatten sonra bilemem zannetmiyorum artık ama yani sektör için kayıp yani. Ulaşılabilir olduğuna canlı şahitlerden bir tanesi sensin. Evet. Yani dolayısıyla ben yemin ederim çok üzüldüm. Allah yolun açık etsin. Şimdi ilk bölümün bitmesine 5 dakika var ortalama sevgili dostum. Birlikte ve beraberlikten yana hiçbir şey olmaz. Bu 14-15 sene önce de Sayın Neşe Demirağ Hanım da bana bir iki tane resim atmış. 15 sene önceki sorunların aynısı gene var. Neşe Hanım, sizin de kulaklarınız çınlatıyorum. Biz birlikte olamayız. Çünkü neden? Bakış açılarımız olamayız. Farklı. Şimdi ben böyle bakıyorum. Bütün herkesi görüyorum ama sen böyle bakıyorsun. Ramazan şimdi böyle bakıyor. Barış böyle bakıyor. Biz hepimiz böyle bakmayı başaramayız. Bakış açılarımız farklı. Evet. Profesyonel değiliz çünkü. Ya keşke soruları sen hazırlasaydın. Şimdi bizim başkanım beraberliğimiz 4 dönemde oldu bildiğim kadarıyla. Veya 3 dönem, 4 dönem oldu. Bayağı evet, uzun bana, zaman olmuş yani. Bana 4 dönemdir katlanıyorsun. Yani şimdi aslında demin söylemem gereken bir konu vardı, onu unuttum ben. Aslında unutmadım da geç kaldık. Neyse. Şimdi 10 yıldan bu tarafa, daha uzun zamandan beri bu sektördeyim. Sektör siyasetindeyiz. Şimdi vatandaşımız dedin ya başkanım, karanlığa ve boşa konuşuruz diye. Evet. Biz her zaman her teklifi yaparız. Deriz ki toplantılarımıza, bütün acentelerimize ve WhatsApp grubumuz vardır biliyorsun. Bunlar hep bir şekilde kendimiz hatırladık. Acent arkadaşlarımız, dostlarımız yaptığım işlerden, sektörden, kanundan, tüzükten, yönetmekten ayrı kalmasın, bilgilendirilsin diye. Sağ olsun bu konu ticaret odamız son derece evet. Titiz davranır, titiz çalışır. Bütün meslektaşlarımızın mail adresleri vardır, günceldir. Telefonlar günceldir hepsinde. Bir kanun çıkar, bilmem bir çıkar, hepsi uğraştırılır, haber edilir. Evet. Biz sosyal medyada dernek başkanını Bekir Özerdem'i, Durmuş Gümüş'ü, işte dernek yönetimini ver yansın ederiz, bilmem ne yaparız. Evet. Ama bir önce bahsettiğiniz gibi toplantı yaparız. Sektör büyüklerimiz gelir. Sigorta firmalarımızın CEO'ları gelir. Ya sen kimsin? Ya kusura bakma, özür dilerim. Böyle diyeceğim ama yani sen CEO gelmiş ya. Bugün koskoca firmaların genel müdürü gelmiş. Özür dilerim ya. Buna saygı bile olsa, hiç olmazsa 3-5 saat o dükkanı bırak ya. Bırak abi, onu karşıla. Lütfen karşıla yani. Bu insanlar boş insan değil. Sektörün duayeni insanlar bunlar yani. Bir kelime öğrensin ya. Gel. Zarar etmezsin kardeşim ya. Biz bu kadar söylediğimize rağmen 10 yıldır bu derneğin sekreterini yaparım. Ticaret hususunda göre yapıyoruz. Bana yazılı ve sözlü olarak ya arkadaş bizim komisyonlarımız düşük veya biz trafik poliçesi kesemiyoruz veya yangın poliçesi keserken şu sıkıntılarımız var veya şu adam kaçak ekran kullanıyor veyahut da yanımda bir şube var yeni açıldı, fizik şartları yok, teknik müdürü yok, sorumlu müdürü yok, mesul müdürü yok, teknik personeli yok veya her neyse evet. Ya mübarek bir dilekçe yazmasından bilmiyorum kardeşim yani. İsim yazma ya. İsim ben yazacağım altına. Durmuş Gümüş yazacağım. Bekir Özerdem yapacağım. Hatta hatırlıyorsanız bunu da söylemek zorundayım. Ticaret Odası Meslek Komitesi olarak ilk toplantımızı hatırlarsa arkadaşlar ve buradan Meslek Komitesi arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Sağ olsunlar. Dediler ki böyle bir şikayet geldiği zaman Meslek Komitesi olarak biz beşimiz imza atalım. Kimsenin ismini ortaya koymayalım. Evet. Dedik mi başkanım? Evet. Aynen. Niye bize bir tane teklif veya dilekçe gelip de ya arkadaşlar bizim şöyle bir sıkıntımız var. Kimsenin kellesini alacak değiliz. Estağfurullah. Burası demokratik bir ülke. Yani. Ama yanlış varsa düzeltelim yani. Şimdi ben kanuna uyan birisiyim. Böyle de kanunsuz bir iş yapıyor. Kusura bakmayalım. Kimse öyle meydan bırakılmaz yani. Denetlemelerdeki sıkıntı devam ediyor. Bir de bir şey iddia edeyim mi dostum? Şimdi kaçak ekrandan bahsediyoruz ya. Afyon'da kaç tane ajanta var? 50 tane attım merkezi için. Evet. En az yarısında kaçak ekran çıkmasın. Galatasaray'ı tutacağım.
Ben sayıyı biraz daha yukarı çıkartıyorum. Yani. Her neyse şimdi bu bölümü bitirelim. Bir de sana farklı bir şey söyleyeyim mi? Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu her iline sigorta haftasıyla alakalı sigorta poliçesi acenteden alınır diye postlar gönderdi. Dolayısıyla genel sekreter sıfatıyla bu postları sen paylaştın. Evet. Allah aşkına ya. Afyon'da 120 tane acenta var. Kaç tane acenta paylaştı bu postları sosyal medyada? Fazla düşünme. Ya 3'tür ya 5'tir. Şunu geçemedik başkanım. Tamam. Şimdi o postları ben de paylaştım. Sigorta poliçesi acenteden alınır. Bekir Özerdem'den alacaksın. Bak başka acente kabul etmiyorum. Yazısı vardı. Paylaşmadık demesi gereken bir sürü acente arkadaşımız var. Bu anlamda. Bu sadece benim için de geçerli değil. Durmuş paylaştı. Ondan sonra birkaç yönetim kurulu arkadaşlarımız, üyesi arkadaşlarımız paylaştı. Ülke genelinde federasyona bağlı tüm dernek başkanları paylaştı. Ya bunu paylaştığın zaman orada işte Bekir'in, Durmuş'un, Hasan'ın, Hüseyin'in ismi yok ki. Sigorta poliçesi acenteden alınır. Bir orada dikte var. Acenteyi tercih edin. Ey tüketiciler sözü var. Niye paylaşmıyorsunuz ya? Ondan sonra da SAİK ne yapıyor? TÜSAP ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. En azından siz gibi oturup durmuyor. Bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Anadolu Asist'in sunduğu Sigorta Gündemi programı devam edecek. Anadolu Asist'in sunduğu Sigorta Gündemi programı devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz tekrar iyi akşamlar dileklerimizle Afyon Kanal 3 televizyonundan Sigorta Gündem programına Durmuş Gümüş eşliğiyle devam ediyorum. Şimdi beyefendi Afyon Sigorta Acenteleri Derneği Genel Sekreteri, Ticaret Odası 24. Meslek Komite Başkanı, aynı zamanda sektör meclisi üyelerimizden Afyon'u temsil eden sektör meclisi üyesi. Dolayısıyla 3 tane title'ı var. Vallahi bilmiyorum, Allah yardımcısı olsun. Büyük bir çoğunlukta sigorta sektörü, siyaseti içerisinde günü geçiyor. Bilmiyorum artık benim kulaklarımı çınlatıyorlar mı, çınlatmıyorlar mı bilmiyorum. Fakat farklı fikirleri var. Farklı fikirler var derken sevgili Durmuş, şimdi trafik sigorta yaptırım oranlarında ben kendimi bildim bileli %70, %80 bir başarı var. %20, %30 arasında sigorta sektöründe poliçesi tanzim edilmeyen araçlar seyrediyor. Tabii bunu da ben şöyle söylüyorum kendi kendime. Farklı kitlesel toplantılarda da dile getirdik. Bu bugünün fiyatlarıyla alakalı bir hadise değil. Poliçe 150 lirayken, poliçe 300 lirayken de trafik poliçesini tanzim etmeyen %20, %30 oranında bir tüketici vardı, araç sahibi vardı. Şimdi geçen dönemki Sigorta Acenteleri İcra Komitesi meclisinden şöyle bir karar çıktı. SAİK vasıtasıyla tabii ki trafik sigorta poliçesini yaptırmayanlara Emniyet Genel Müdürlüğü vasıtasıyla veya bir şekilde mesajlar gönderilsin. Tabii bunu da demeden önce bu eksik oranı ben şöyle atladım. %20, %30 kırsalda yaşayan insanların traktörleri, motosiklet olup plakası çıkmış olduğu halde ilk poliçesini yaptırdıktan sonra bundan sonra trafik poliçesini tanzim etmeye motosikletliler. Bir de bir şekilde araçları bağlanan
garajlarda bekleyen araçlar. Yedeminde bekleyen. Yedeminde bekleyen araçlar, evet. Süpersin. Ondan sonra fabrikaların en basit, benim Afyon'da bir sürü mermer fabrikam var. Ocaklarda çalışan bir sürü araçları var. Hiçbirinin trafik sigortası yok. Çünkü trafiğe çıkmıyorlar. Bu anlamda geçen dönemki Sayık dedi ki, ikaz gönderelim, mesaj gönderelim. Senin bir fikrin var. Bununla alakalı ne yapılması lazım? Trafik sigorta oranının artırılması için ne yapılması lazım? Şimdi kıymetli başkanım, 2022 yılı verilerine göre bir veri okuyacağım. Hemen o konudan sonra konuya gidelim. Afyon'da, ilimizde sigortasızlık oranı %32. Tamam. Yine Afyon'umuzda kaskosuz araç sayımız %83. Hatta %83.20. Bu veriler aslında çok fazla. Şimdi %32 demek aşağı yukarı 5 araçtan birinin sigortasız olması demek. Evet. Takriben. Evet. Şimdi burada aslında SAİK veya icra komitemiz, Allah razı olsun hepsinden, işlerindeki üstlerine bırakıyorlar gece gündüz. Hakikaten atom karınca geçtiler yani, bence yani. Eyvallah. Siz %100 bilen insansınız. Bunların çalıştıklarını, yaptıkları toplantıları gece gündüz, telefonda ve Zoom toplantısı bir şekilde her neyse artık yani. Adamlar gerçekten takdire şayan bir çalışma örneğiyle gece gündüz çalışıyorlar abi. Evet. Kabul etmek lazım. Ve buradan alkışlamak istiyorum onu hepsini de yani. Eyvallah. Dediler ki, öneri sunuldu aslında. Sigortası olmayan araçların, ülkemizde zorunlu sigortası olmayan araçların sigortası bitmesine yakın veya bittikten sonra bir ay içerisinde ihbar gönderelim. Yani durmuş kümüş, sigorta aracın sigortası bitti. Tamam, ondan sonra ne yapacağız abi? Bekleyeceğiz mi yani? Şimdi, kıymetli başkanım, bizim bir önce bahsettiğiniz şekilde, yani şu anki işte enflasyon fazla, biraz ekonomik durum fazla, bilmem ne gibi bir sürü bahanemiz var. Sigortalar çok ucuzken de bahanedi bunlar. Bunlar bahane sayılamaz başkanım. Normalde biz trafik sigortası keserken nereye bağlanıyoruz? EGM'den bilgi almıyoruz başkanım. Evet. Türkiye'de kayıtlı araçların sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı değil midir efendim? Doğru. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı araçlar, bence, benim fikrim, başkası uyar uymaz bilmiyorum. Veya kötü günü veya iyi gündür. Bir ay sonra hatta bitmesine bir ay kala haber edelim. Sigortanı bitiyor diye. Ki ajent olarak biz bunları yapıyoruz. Bildiriyoruz. 10 gün kala, 2 gün kala, 1 gün kala, hatta son gün bittiği gün bile defalarca arıyoruz sigortanı bitti diye. Önemli olan burada bir yaptırım olması lazım başkan. Bir ay içerisinde eğer ki vatandaş sigortasını yaptırmıyor ise lütfen bu ara trafikten çekelim. Niye çekelim? Burada hiçbir vatandaş kusura bakmasın. Arabası olan vatandaş benim param yok, benim imkanım yok, benim çürüm yok, benim bilmem yok. Bu bahane olamaz. Bahane sayılamaz asla. Eğer ki trafik sigortası olmayan araç trafikte geziyor ise ben de trafik sigortamı yaptırmışım, kasko poliçemi yaptırmışım, İMM poliçemi almışım, aracımın her türlü sigortası var. Hatta kendimin güçlü miktarda ferdi kaza sigortam bile var. İyi de benim kabahatim ne kardeşim, senin aracın sigortasızlığından? Geliyorsun bana çarptın. Eyvallah. Benim kaskom bozuldu, sigorta oranım bozuldu, kaza dengem bozuldu. Niye bozulsun kardeşim ya? Benim param yok. Abi lütfen öyle bir şeyin bahane olmaması lazım. Şu anda memleketimizde param yok diyen vatandaşa inanmıyorum. Kusura bakmayalım. Olmayan da vardır ama onlar devlet biz bakıyor yani. Kusura bakmayalım. Şu anda kimse yok, yoksul değil yani. Kabul edelim yani. Bir önce bahsettiğim konu vardı. 10 dakika biz yola çıkamadık. Araç kuyruğundan. Evet. Afyon gibi yerde. Bir zamanlar Afyon'da bir trafik yoktu yani. İstanbul'a geçtik. Araç yoğunluğu. Nüfus yoğunluğu bakımından en çok araç Afyon'da. Evet. Şimdi bu bir ay sonra aracın trafikten çekilmez mevzusu olması lazım. Neden? Aracında trafik sigortası yok. Yola çıkmışsın. Vatandaş sigorta yaptırmış kendisi. Kaza kaskosu yaptırmış. Resmi araçtır, resmi araç değildir, fark etmez. Sigorta olmadığı için kaza yapıyorsun. Bir taraf,
boş, bir taraf dolu. Dolu olan taraf sigortalı, boş olan taraf sigortasız. Mahkeme verecek hakkını almak için. Öbür taraftan mahkemeyle 2 sene, 3 sene, 5 sene uğraş. Niye benim hakimim, savcım senin keyfin yettiğin yüzüne uğraşsın, senin sigortasızlığından bilmem neyinden de senin işini çözsün kardeşim yani. Zorun var insanların yani. Eyvallah. Benim devletimin senin keyfiyetine mi kaldı zaman yani? Biz buradan bakıyoruz açıkça başkanım. Kimseye burada başka bir gözle veya kötü gözle bakmış değiliz asla. Ama burada şu gözle bakıyoruz. Vatandaşımıza camenle, amenle, can kurban hiçbir sıkıntı yok. Ama keyfiyete kaldığı zaman maddi olarak trafik sigortasını ben yaptıramadım diyen vatandaş kusura bakmasın. Benim ustam var sanayide. İsmini vermeyeyim ama tamirhanenin bir tarafında büyük bir tabela vardır. Parası olmayan arabaya binmesin. Doğru söylemiş. Doğru. Bak, parası olmayan arabaya binmesin demiş. Doğru söylemiş. Kusura bakmayalım. Şimdi ben senin söylediklerini yanlış anladıysam lütfen düzelt. Şimdi bana dedin ki Durmuş Gümüş sektör meclisi üyesi olarak bu sıfatınla bunu dillendireyim müsaade edersen. Geçen dönemki sayın yapmış olduğu sigortası, trafik sigorta poliçesi olmayan araçların uyarılmasından sonra sistem vasıtasıyla, EGM'nin sistemiyle veya SBM'nin sistemiyle veya her neyse trafik poliçesi olmayan araçların direkt sistemsel olarak trafikten çekilmesi gerektiğini söylüyorsun. Evet. Yanlış bir şey anlamadım değil mi? Doğru. Tamam, süper bir öneri. Yani şimdi senin bir şekilde araban var, sen poliçeni yaptırtmadın. Sistem onu tespit ediyor. Ediyor. Etmiyor mu? Ediyor. Veya bunu tespit edecek bir sistem ortaya çıkar. Yaparlar, yazılımlar yapılır. Eğer durmuş bir şekilde atıyorum poliçe vadesi işte Kasım. Tamam, Kasım'ı bekle. Aralık'ta poliçesini yenilemiyor ise direkt sistem onu otomatikman trafikten çekecek. Ondan sonra yaptırsın veya yaptırtmasın. Hadi bakalım bak yaptırım oranları nasıl oluyor? Ne kadar yükseliyor? Sen Türksün ve elhamdülillah Müslümansın. Sana böyle dayatma ve çok ciddi zorluklar olmazsa sen bunu yapmazsın. Türksün ve Müslümansın. Yanlış bir şey söylediysem lütfen düzelt. Şu anda uygulama var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mesela bu yolu taşıma araçlarında belgeleri var ya evet. Başkanım. Bir ay içerisinde sigortanı yaptırmaz isen otomatikmen senin taşıma belgeni askıya alıyor. Süpersin. Aynısı. Uygulama bu. Tamam. Ve birçok müşterimiz de vardır. Sigortasını zamanında yaptırır ki yaptırmak zorunda. Neden? Yolda taşımacılığı yapıyorsun. İnsan taşıyorsun. Can taşıyorsun kardeşim. Kusura bakmayalım ya. Bu şekilde yani boş bir sistem değil. Sistem diyor ki sana Bekir Bey senin şu kadar vaktin var. Adacığım şu gün vaktin var. Sigorta poliçeni yenilet. Karayolu Genel Müdürlüğü oraya müşteriye veyahut araç sahibine, ruhsat sahibine mesaj gönderir. Sigortanı yenilet diye. Yeniletmediği takdirde veya fenli muayenesini yaptırmadığı takdirde otomatikmen bir ay içerisinde bunun yetki belgesini askıya alır. Süpersin. Askıya... Bunu o zaman bunu sevgili dostum sen bunu ilk sektör meclisi toplantısında dile getireceksin. İnşallah. Şimdi bir de benim şöyle bir önerim var. Ben bunu bazı yerlerde söyledim de şimdi burada biz bizeyiz. Bir de ben bir sana anlatayım bir sen dinle. Şimdi trafik poliçesi... Aramızda kalsın kimse duymasın başkanım. Aramızda kalsın kimse duymasın. Şimdi Tahsin arabasıyla yola çıkıyor. Trafik poliçesi yok. Barış da oradan diyor. Barış da yola çıkıyor. Onun da arabasının trafik sigortası yok. Düşünce şu. Beni ekip çevirdiği anda... Ya işte Barış, Tahsin, trafik poliçen yok dedikleri anda ben bir şekilde durmuş ararım, Bekir'i ararım, internete girerim, poliçemi yaptırtırırım. Kabul etmiyorum. Böyle olmaz. Sen de şimdi diyeceksin ki nasıl kabul etmiyorsun? Burası demokratik bir ülke. Kabul etmiyorum. Trafik poliçesinin yaptırım oranlarıyla alakalı. Yaşanan hasarlarda trafik poliçesi insanların... Trafik poliçesi olmayan insanların diğer kişilere yaşattığı
yaşattığı mağduriyetler anlamında ne yapılması lazım? Şimdi senin trafik, alkollüysen nasıl aracı lamp diye bağlıyor polis? Evet. Veya emniyet kolluk güçleri tarafından aranıyor isen, sakıncalı bir şahıs isen, nasıl kimlik sorgulamasından sonra seni emniyet güçleri bağlayıp götürüyor? Bağlıyorum şimdi. Tahsin'in arabasında trafik poliçesi yoksa, ya işte Tahsin Bey trafik poliçeniz yok, bir yaptırmaya çalışın demeyecek abicim. İlgili kurtarıcıyı arayacak. Gel kardeşim, burada bir tane trafik poliçesini yaptırmayan insan var. Gereğini yap. Eğer bu anlamdaki şeylerde, çevirmelerde polis, poliçesi olmayan kişileri bağlarsa, bak yaptırım oranları yine artacak. Şimdi polis diyor ki nasıl olsa diyor beni, Barış diyor ki beni aradıkları zaman ben Bekir abimi ararım diyor. Hep şunu da söyledim. Gece arayıp da, istisnalar hariç, gece arayıp da poliçe yaptırtıran insanların telefonlarına bakmayın. Niye yapıyorsun ya? Niye bakıyorsun ya? Adam sana zamanında yaptırtmamış. Niye onun işini görüyorsun ki? Bırak bağlansın. Şimdi hatta Canan Hanım var galiba. Canan Hanım hatta mısınız? Bekir Başkanım. Biraz içeriye ses verir misiniz? Canan Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Bekir Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle yeni yönetim kurulunuzu ve sizi kutluyorum. 31 Ekim'deki genel kurulunuz, başkan siz olmak şartıyla yönetim kurulunun daha aktif, daha güçlü, daha kucaklayıcı, sizin sözleriniz bunlar hanımefendi, olması yönünde yeni bir yönetimle Eskişehir Sigorta Acenteleri yönetimine devam ediyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Bize başlamadan önce hanımefendi, bu genel kurulunuzla alakalı bir mottonuz var. Daha güçlü, daha aktif ve daha kucaklayıcı. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ne bu sözler? Öncelikle konuşmaya başlamadan önce Kanal 3 sektörümüz adına yapılan bu program için ben Kanal 3 televizyonuna, sektörümüz adına yapılan bu program için Afyon Sigorta Acenteleri Derneği Başkanım Sayın Bekir Özerdem'e teşekkür ediyorum. Güzel bir program yapıyorsunuz sektörümüz adına, mesleğimiz adına. Evet, biz yeni kurulan bir derneğiz. 2019 yılının son ayında kurulduk. 2020 yılında faaliyete başladık. İlk dönemi bitirdik. Pandemiye rağmen, doğal afetlere rağmen, bizi çok üzen, derinden yaralayan bu afetlere rağmen güçlükle de olsa bir dönemi bitirdik. Güzel de toplantılar yaptık. Eski şehrimizde, ilimizde sektör büyüklerimizi, sektörümüzün dama taşı olarak adlandırdığımız sektör duayenlerimizi ağırladık. Acentelerimizle kucaklaştırmaya çalıştık. Güzel de bir dönemi geride bıraktık. Bu yeni dönemde arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız kendi istekleriyle yeni arkadaşlarımıza yerlerini devrettiler. Onlar biz artık olmayalım, yeni arkadaşlarımız gelsinler dediler. Yeni bir yönetim kurulumuz oluştu. Gençlerden oluşan, bayan acente arkadaşlarımızdan oluşan güzel bir yönetim kurulu oluştu. Bu dönemde de hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Güzel projelerimiz var. İlkini 11 Kasım'da yapacağız Allah nasip ederse. Böyle. Allah yolunuzu açık etsin. Gıyabınızda tüm yönetim kurulunuzu kutluyorum. Sayın Özçamur. Şimdi gerçi kısmen değindiniz de Canan Hanım. Sizin orada Eskişehir'de 12-13 Ekim tarihleri arasında çok ciddi bir toplantı oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin de katkısıyla birlikte Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Başkanı geldi. Sayın Akif Eroğlu. Ondan sonra sekreterye geldi. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı Beyefendi geldi. Ondan sonra SAİK Başkanım oradaydı. TÜSAP Başkanım oradaydı. Türkiye TOP Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürü geldi.
Afyon'dan üniversite öğrencileri geldi öğretmenleriyle birlikte. Eskişehir'deki üniversite öğrencileri vardı. Eskişehirli iş adamları vardı. Ondan sonra ama acenteler yoktu. Ondan sonra yanlış görmedi ve duymadıysam lütfen düzeltin. Ticaret odasından yetkililer de yoktu. Biz konunun başı itibariyle durmuş böyle. Niye biz bir araya gelemiyoruz? Kendi kendimize aramızda bir şeyler yaptık, konuştuk vesaire. Siz şu toplantıyı bir değerlendirir misiniz Canan Hanım? Nasıl oldu toplantı, nasıl geçti? 12-13 Ekim tarihli büyük toplantınız. Fikir Bey, öncelikle ilimde sektörün duayenlerini ağırlamaktan onur duydum. Derneğim ve dernek yönetim kurulu üyelerim canla başla hakikaten çok çırpındılar, çabaladılar. Biz bu toplantıyı organize ettiğimizde ticaret odamızla görüştük. Ticaret oda başkanımızın Çin'de bir toplantısı olması sebebiyle katılamayacağını iletti. Kendisinden üyelerimize duyuru yapmasını rica ettik. Ticaret odası vesilesiyle sigorta acentelerimize bir duyuru gider ise, çünkü bizim mesleğimizle alakalı çeşmenin başındaki insanlarımız ilimize geliyor ve bu Eskişehir özelinde bir ilk. SDRK Başkanı'nın bir STK davetiyle, Sayık Başkanım'ın bir STK davetiyle, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterimizin bir STK davetiyle, TOP Sigortacılık Müdürümüzün de bunların bir STK davetiyle ilimize gelmesi büyük bir onurdu bizim için. Bu anlamda bize ev sahipliği Anadolu Üniversitesi Rektörümüz Fuat Erdal Hocam yaptı. Fakat ticaret odasından maalesef bir katılım görmedik. O gün toplantı başladığında katılacaklarını da bildirmediler. Toplantı başladığında yönetim kurulu üyemiz, ticaret odası yönetim kurulu üyemiz Emre Demir Bey'in geldiğini sonrasında toplantı bitiminde ben öğrendim. Bize haber verilmedi. Meslek komitemiz gelmiş, haberimiz olmadı. Acentelerimiz evet katılmadı. Acentelerimiz yaklaşık dernek üyelerimizden 20-25 tane dernek üyemiz vardı. Onun dışında Afyon, Kütahya, Eskişehir üniversite öğrencilerimiz, sanayicilerimiz ve dernek üyelerimizden oluşan güzel bir toplantı gerçekleştirdik ama toplantı asıl hedefine ulaşamadı. Acentemiz azdı. Evet. Yani maalesef. Bu işler acısı. Sizinle çok. Federasyon Yönetim Kurulu'ndayız aynı zamanda. Dolayısıyla ülkenin dört bir tarafını geziyoruz. Siz de o gezilerin içerisindesiniz. Federasyon vasıtasıyla metropolleri görmezden geliyorum. Bu işte gezdiğimiz tüm illerde acente katılım sayılarının çok yüksek olmasını görmek sevindirici ama ulaşımı daha rahat olan işte Eskişehir'de, Bursa'da, Bursa için de aynı şey geçerli. Acentenin az olduğunu görmek gerçekten işler acısı. Ne diyeyim sevgili Canan? Yani bizler koşturuyoruz. Bizler bir şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. Ondan sonra dışarıdan hep toplantılarda da söylerim ya, sadece konuşmak, eleştirmek çok basittir. Arkadaşlarım da eleştirmeye devam etsinler. Şimdi sana farklı bir sorum olacak. Sevgili arkadaşım, şimdi bizim de kulağımıza gidiyor, muhtemelen sen de duydun. Şimdi şöyle bir hadise var, bazı sigorta şirketleri zorunlu poliçelerde veya kasko poliçelerinde sisteme giriş yapıldıktan sonra vatandaşı arayıp Canan Özçamur'un sigortalısını arayıp işte ben X şirketten arıyorum, İşte trafik poliçesini atıyorum. Canan Hanım'ın yanına gitmişsin, rakamı da attım. 3 lira demiş, gel sana 2.75 lira ben yapayım söylemleri var. Siz böyle bir şey yaşadınız mı? Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki çok sevinirim. Malum bazı sigorta şirketlerimiz kurulurken acentelerinden teminat mektubu dahi almadan acenteliklerini ticaret odalarına tescil ettirdiler. Ve bu yeni kurulan sigorta şirketlerinden birkaçı
sigortalılarımız, müşterilerimiz bir şekilde bu sigorta şirketlerinin ekranlarından teklif almak durumunda kalıyorlar. Teklif araştırıyorlar, dijital olması kaynaklı. Ve öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki Migros çeki, Migros linki gönderiyorlar sigortalılarımıza, bu sigorta şirketleri. Acente'de poliçe 4000 TL, sigorta şirketi diyor ki sana 3600 TL. Aradaki 400 lira nerede? Migros hediye çeki. Telefonunuza link gönderiyoruz. Bunu lütfen link aracılığıyla 400 liranızı kullanın. Biz de karşılaşıyoruz başkanım. Burada da Eskişehir özelinde de tüm Türkiye özelinde de bu sigorta şirketlerimiz maalesef var. Bunların kuruluş amacını da ben anlamış değilim. Yeni bu sigorta şirketlerimiz trafik sigortasında neden böyle yaparlar anlamam. Türkiye'de 17 bin 18 bin acente olduğu söyleniyor. Bu kadar acente varken sigorta şirketinin kuruluş amacı nedir? Acente ile yürümek. Acente ile yürümeyecekse kendi ekranından poliçe kesip sigortalılarına kendisi ulaşacaksa acenteye niçin acentelik veriyor? Neden acente onun bayrağını taşımak zorunda? Neden acente gidip ilgili ticaret odalarına tescil yapıp dünya masraflar ödemek zorunda? O zaman vermesin acentelik, kursun sigorta şirketini, açsın dijitalden programını, versin yayınlasın ekranlarında, acenteye hiç gerek kalmadan acenteye vereceği komisyonu keserek sigortalısına iade etsin. Bizlere niçin bu kadar ihtiyaç varken, bizlere ihtiyaç duyulurken bir sigorta şirketi kurulup da sonrasında neden böyle yapıyorlar ben de anlamış değilim. Biz de burada bu problemi çok sıklıkla yaşıyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken, şimdi senin sigortalının telefon numarasını sen sisteme yazıyorsun, doğru mu? Sigortalının telefon numarası yazıyoruz. Bunun üstünden gidilmesi de son derece yanlış. Ben Tahsin'in telefon numarasını yazdım. Ondan sonra sen Tahsin'i arıyorsun. Benim satmak için mücadele ettiğim ürünü öyle veya böyle filan firmanın hediye çeki veya ıvır zıvır neyse. Öyle gidiliyor değil mi? Yani senin yazdığın telefon numarasından gidiliyor. Evet başkanım öyle gidiliyor. Çünkü şu deprem bize şunu öğretti. Maalesef ki Şubat depremi. Sigortalılarımızın bilgilerini ekranlara güncel girmemiz gerektiğini, olası bir afet anında biz acentelere değil de sigortalılara ulaşılması gerektiğini öğretti. Bundan dolayı da acenteler önemli sigortalılarının bilgilerini ekranlarına giriyorlar. Sigorta şirketlerimiz de sağ olsunlar ekmeğimize kan doğuruyorlar. Yani bunu ilk federasyon toplantısında da dile getireceğinden eminim. Bir de şimdi kısaca sevgili Canan, Akif Bey'in istifasıyla alakalı şahsi düşüncelerini öğrenmek istesem. Tabii ki ben Mehmet Akif Bey'in en son yani bir ay bile olmadı Eskişehir'de ağırladık. Çok üzüldüm. Sektöre güzel faydaları olmuştu. Hakikaten acente ile sigorta şirketleriyle kucak kucağıydı, el eleydi. Sorunları çözmekle ilgili uğraşan bir insandı. Muhtemelen sorunların çözülmesi istenmiyor başkanım. Bundan dolayı da kendisini istifa etti ya da ettirildi bilemiyorum. Bu üzücü bir durum. Bizim sektörümüz adına çok üzücü bir durum. Mesleğimiz adına çok üzücü bir durum. Çünkü SRDK kuruldu, ilk yönetim geldi, hiçbir şey yapılamadı. İkinci yönetim geldi, Mehmet Akif Bey'le biraz mutlu olduk, yüzümüz güldü, bir şeyler olmasını bekledik. Kendisi bizler için çok çabaladı. Sektör için gerçekten çok çabaladı. Evet. Ama onu da uğurladık. Allah yolunu baktığını açık etsin. Yüreğine sağlık. Çok güzel şeyler söyledin. Ondan sonra teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katkıların İyi için. Yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi Eskişehir Dernek Başkanımız Sayın Karataş, Sayın Özçamur. Bazen soy isimlerini karıştırıyorum. Ondan sonra şimdi şöyle şey dedi. İki soy isim oldu şimdi. Yani, biri Karataş, biri Özçamur mu? Öyle mi? Evet. Evet. Yani Canan Hanım, evet. Tam böyle zor oluyor da. Bu şey dedi işte sigorta şirketleri, bunu seninle de görüşürken de söyledik. Senin bu konudaki bakış açın ne? Yani nasıl böyle bir şey ya? Biz bir zamanında hatırlıyorsan 2014-2015 düzeltiyorum. 2018-2019'da
aynı şeyi bir şirkette birebir yaşadık. Evet. Senle. Durum ona evet. doğru gidiyor mu? Şimdi normalde kişisel verileri kullanma kanununa göre benim girdiğim sigortalımın bilgilerini sigorta şirketleri de kullanabilir mi? Tabii kullanabilir. Aslında bunu buradaki bahane de şunu şöyle bana aktardılar. Şimdi sigorta firması diyor ki ey Durmuş Gümüş sen müşterinin diyor şeyine girmişsin, bilgilerine girmişsin. Ben senin müşterine diyor bunu bir şekilde şey veremem diyor. Teklif veremem diyor. Ama müşteri diyor benim internet sistemden girmiş. Dijital ortamdan girmiş. Ortamdan girdiği için diyor ben diyor bunu kullanırım diyor. Ya buna bahane olamaz başkanım. Bu çok etik bir durum değil yani. Ben niye acenteyim? Sen niye sigorta firmasısın kardeşim ya? Sen sigorta firmasısın. Ben acenteyim baba. Ben acenteyim. Hadi sunu. Acente. Benim bilgilerime sen bir şekilde ulaşabilirsin. Tabii ki kişisel verileri kullanma kanununa göre de benim girdiğim veri saklama sen de görebilirsin. Benim firmamsın. Senden almışım ben yetkiyi. Senin poliçini ben kesebiliyorum. Aynen. Yetkim var senden. Yani. Ama piyasada şu var. Vatandaş diyor ki haklı olarak ben olsam ben istiyorum. Başlarım. Kusura bakmayın. Yani. Ben A ajansına gelmişim. Ruhsatımı vermişim. Evet. Acente bana demiş ki 5000 lira durmuş be senin sigortan. Candan başına. 10 dakika geçmemiş. Firma aramış beni. Durmuş Gümüş. Senin sigortan 5000 lira değil kardeş. Nedir? 4500 lira. Canan Hanım'a gidelim. Niye dedim ya 4500 lira iyi para. 500 lira ben ucuz yaptıracağım. Aynı sigorta mı? Aynı sigorta. Ya biz aradaki farkı işte bir şekilde size ikram edeceğiz. Çek vereceğiz. İşte lastik vereceğiz. Yakıt vereceğiz. Bilmem ne çerez vereceğiz falan var. O zaman diyor ki vatandaş ister istemez de ya Bekir Bey sen beni yıllarca gazıtlamışsın kardeşim diyor. Tabiri caizse. Allah Allah. Neden ya? Böyle aynen resmen böyle bir hatta biraz da hakarete varır şekilde yani. O olay restorana geliyor. Biliyorum. Olan farklı. Evet. Heh, biliyorum. Şimdi ya sen diyor bana diyor yıllarca fazla paradan sigorta yapmışsın diyor. Bak senin aynı şirketin diyor. Sen dedin 5000 liradın ama 4500 yaptı vatandaş diyor. Yapacak diyor. İnanın vatandaş arasında infial yol açar bu. Rekabet kurumları da rekabet kanunları da çok aykırı bir durumdur. Bunu da en kısa zamanda inşallah sektör meclisinde birinci sırada önümüze koyacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir de Bursa'ya uzanmamız lazım. Serkan Bey hattasınız galiba. Serkan'cığım iyi akşamlar. Serkan Bey ses geliyor mu? Serkan. Şimdi bizim şey her neyse şimdi Serkan'da bağlantıda sorun oldu büyük bir ihtimalle. Şimdi Serkan bağlanıncaya kadar bir de şimdi şu bankaların kredi kullanımıyla alakalı bir hadise var sevgili dostum. Şimdi 2015-2018 tarihleri yanlış 2018 tarihleri yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt. Devlet dedi ki bankalara e-banka dedi Durmuş senden kredi kullanacaksa dikte edip sigorta poliçesini yapamazsın. Cayma hakkı var. Ondan sonra 2022'nin muhtemelen ilk 3 ayında veya 2022'nin ortalarında aynı kanunun maddeleri değişti. Dendi ki sigorta kredi verecek banka faiz oranlarını hazırlamakta serbest bu anlamda. Sigorta poliçesini kendisi de yapabilir. Dışarıya da yapılmasına müsaade edebilir ancak Bekir Özer'den benden kredi kullanacaksan ve sigortanı ben yapacağım faiz oranın 2.8. Eğer sen yok ille de poliçeni dışarıda yaptırmak istiyorsan faiz oranın 3.2. Konu hakkında bir şeyler söyler misin? Şimdi vatandaşımız bu konuda çok şikayeti vardı. Evet. 13 Mart 2015 gününde
zamanın TÜSAF ve sayık başkanlarımızın çok büyük katkısıyla cayma hakkı, o zaman Hüseyin Kasap başkandı galiba sayıkta, çok emeği vardır. Cayma hakkı kanunu çıkartıldı. Cayma hakkı kanunu neydi? Bireysel kredilerde, ticari krediler hariç. Şu an hala ticari kredilerde de bu şey kullandırılmıyor. Bankalar kendisi istediği şekilde borusunu öttürüyor abi. Tabiri caizse. Tabiri caizse. Tamam. Bireysel kredilerde denildi ki vatandaşın şikayetleri üzerine, ey vatandaş sen bankadan yaptırmak zorunda değilsin. Bir ay içerisinde ikinci bir poliçe, mükerrer bir poliçe yaptırıp dayın mürteğin şerhi koymak şartıyla hangi bankadan kredi kullandıysan kredi tutarında, konut kredisidir, taş kredisidir, her neyse. Bir şekilde bireysel kredilerde ikinci bir poliçe ve mükerrer poliçe geldiğin an itibariyle banka sana dayattıysa bunu istediğin zaman banka poliçe iptal etmek zorunda. Tamam. Ve bir aydan sonra olanlarda bile iptal etme zorunluluğu vardı ama kısmi iptal vardı. Ama iptal etmek zorunda banka. Durmuşum. Çok özür dileyerek. Serkan bağlanmış. Tabii ki. Ona bir sözünü kessem bana müsaade eder misin? Tabii ki. Buyurun başkanım. Serkan'cığım hatta mısın? Hattayım. Selamlar Sayın Başkan. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? İyi misin? İyi akşamlar. Sağlık saati iyi değil mi? İyisin. İyiyiz, iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? İyiyim. Takip ediyoruz sizi. Güzel bir yayın oluyor. Eyvallah. Selamlar. Bize Durmuş'a, Bey'e de. Bize gülüyordunuz. Ondan sonra Antalya Spor sizi ondan sonra paketledi, gönderdi. Herhalde bundan sonra gülmezsiniz. Yok, gülmüyoruz biz. bu sene kimseye gülmüyoruz. Bence de. Şimdi süremiz çok az. Bana bir 3-5 dakika içerisinde senin sosyal medyada bu arada Serkan Bey Bursa Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Federasyonda genel sekreterlerden bir tanesi, beraber görev yapıyoruz. Ben çok severim Serkan, çok heyecanlı bir arkadaşımdır. Şimdi sevgili dostum, bir basın toplantında, basın bildirinde dedin ki sigortalanma devlet politikası haline gelmeli. Şöyle bir duydum, mantıksal olarak düşündüm, süper. Serkan Kılık sigortalanma devlet politikası haline gelmeli derken ne demek istiyor? 5 dakika zamanım var. Buyurun. Şimdi Sayın Başkan, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında gururla ve onurla kutlarken Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Amin. Çok güzel bir dönemdeyiz. Bu sizin sorduğunuz da aslında benim söylediklerimle çok örtüşüyor. 100 yılını aşmış bir ülke, 100 yılını cumhuriyetini kutlayan bir ülkenin sigorta sektörünün daha muhasır medeniyetler seviyesine gelmesini düşündüğümüz için bu söylemler. Bunlar nedir? İşte hep diyoruz devlet politikası haline gelmeli. Biz çok büyük bir ülkeyiz ve çok büyük bir devletiz. Ve şunu istiyoruz. Avrupalı batıdan çok büyük sigorta şirketleri ülkemize gelip yatırımlar yapıyorlar ve bu sektörde bir uğraş veriyorlar, mücadele veriyorlar. Biz de onlara aracılık ediyoruz. Şimdi demem o ki 100 yılın felaketini yaşadık geçtiğimiz 2023 yılının başında. Yani yapılması gereken çok şey var ama ben şunu söylüyorum. Yangın sigortalarından başlayarak siz de biliyorsunuz ki re-süre sıkıntısı çekiyoruz. Bir tarafımız çok büyük bir deprem ülkesiyiz maalesef. Kastettiğim şu aslında, devletin bazı kural ve kaideleri geliştirip değiştirmesi gerekiyor. Az önce sizi de dinledim trafik sigortası ile ilgili. İşte örneğin mesela ben şu tarz düşüncelerim var. Yangın sigortasında işletmeler, imalat yapan, üretim yapan işletmelerin kesinlikle ve kesinlikle ciddi anlamda yangın ruhsatına tabi olmaları gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu nedir? Binanın gerekli yangın önlemlerinin alınması, işte ona uygun hale getirilmesi, bu hangi sektörde faaliyet gösterecekse bu firmalar, ona göre bir altyapı çalışması oluşturulması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, işte dekorasyona biraz meraklıyım. O tarz programları da çok izliyorum. Bakıyorsunuz gelişmiş ülkelerde
İşte bir evin dekorasyonu yapılırken diyor ki elektrik tesisatı 2000 dolar, yangın tesisatıyla da ilgili 2500 dolar olmazsa olmaz diyor. Bakın evle ilgili konuşuyoruz. Bir konutla ilgili elektrik tesisatı kadar yangın tesisatı önem veriliyor ve yangın tesisatı olmadan eve ruhsat verilmeyeceğini düşünüyor. Bekir Başkanım, şimdi şöyle düşünün. Biz iş yerlerinde ve konutlarda yangın teminatını 0,01'lerle fiyatlandırırken, yani yangın bile olamayacağını düşünürken, insanlar buralarda elektrik tesisatı kadar ciddi bir bedel konutlar için sade. Yani düşünün bir konutta yangın riskinin ne kadar olduğunu. Yani şimdi bunun devlet, belediyeler kanunları mı değiştiririz veya burada farklı şeyler mi gider, farklı yollara mı gidilir? Kesinlikle devlet politikasından kastettiğim budur. Yani gerekli deprem önlemlerinin alınması, yangın önlemlerinin alınması olmazsa olmazdır. Ya sadece yangın poliçeleri için değil, bir sürü çalışmalar yaptım ben. Bununla ilgili mesela iş kazalarında dünyada 6., Avrupa'da 1.'yiz. Yani burada da en büyük sektör yine inşaat sektörü. Şimdi soruyorum, işveren poliçesi inşaat sektöründe düzenleyebilen kaç tane sigorta şirketi var? Ya sigorta şirketleri de burada haklı. Dönüp geldiğimizde. Şimdi biz bu yeterli şartları, yeterli oluşumu kesinlikle yerine getirmemiz gerekiyor devlet olarak. Dönüyoruz öteki taraftan sağlık sigortası diyoruz. Sağlık kuruluşlarında müşterilerimizin veya vatandaşın yaşadığı fark ücretiyle sağlık poliçesi olmasına rağmen orada da işlemeyen bir sistem. Trafik sigortasında zaten siz Durmuş Bey'le biraz üstünde durdunuz. Poliçelerin yapılmaması, bu poliçeler ek olarak işte değer kayıpları eklenmesi, bedeni zararların olmayacak rakamlara gelmesi, o 15 yaşında araç için bile orijinal parça kullanımı gibi söylemlerin veya bunların mahkemeler tarafından dönüp tekrar trafik sigortasına. Bunlar çok ciddi sorun ve bunlar Sayın Akif Eroğlu'ya da değindiniz izledim program ilk bölümde. Maalesef Akif Eroğlu'yu da aşan şeyler diye düşünüyorum. Yani teknik direktör gibi SDDK başkanı değiştiriyoruz maalesef. 2000 işte SDDK kurulduğundan beri Akif Bey ikinci, ondan sonra kimler gelecek göreceğiz ama yine ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İşte DASK'la ilgili teminatın düşük olması, metrekarenin 3000 TL ile sınırlanması gibi bunlar çok ciddi sorunlar. Yani şimdi bunları biz, sizler, biz STK'da görevliyiz biliyorsunuz. Beraber çok dirsek çürütüyoruz bu konuda, kafa patlatıyoruz, beyin fırtına ama bir yerde de STK'nın, işte SAİK'in, SDDK'nın üstünde bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Bu projeler için veya bunları hayata geçirebilmek için çok değerli bir Hazine Bakanımız var. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek. Daha önceden de yanlış anımsamıyorsam bizim sigorta kanunu ile ilgili çok ciddi mesaisi olmuş. Aslında bu bizim için büyük bir avantaj ve bunların, bu bahsettiğim şeylerin çok ivedilikle hayata ülkemizde geçirilmesi gerekiyor. Çünkü her gün bir deprem yaşayabiliriz. Her gün bir sel afeti yaşayabiliyoruz ve iş nereye gidiyor biliyor musunuz Sayın Özerdem? İş şuraya gidiyor. Biz ülkemizde maalesef ki reasüre firma bulamayacak hale geleceğiz. Sigorta poliçesi düzenleyemeyecek hale geleceğiz. Bunun önlemini almamız gerekiyor. Şimdi şurada şunu diyorlar bize bu sava karşılık. Türkiye Sigorta var. Türkiye Sigorta şirketleri var. Türk sermayeli. Sigorta poliçesini Türk sermaye şirketler de düzenlemiyor şu an. Çünkü zarar ediyorlar. Yani bu sorunlar aslında bizim, hani hep siz de bahsettiniz ilk bölümde, bir araya gelemeyen bütün sigorta acentelerinin, bütün STK'ların, işte bütün devlet kurumlarının büyük sorunu işte gördük. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden sonra yaşanılan keşmekeş, orada sigorta şirketleri, ben burada şunu demiyorum kesinlikle, sigorta şirketleri haklı, haksız tarafında değilim. Ben olayın daha çok bütününü düşünüyorum ve daha çok büyük resmi düşündüğüm için de bir an önce bizim bunları SDDK'yla, yeni başkanla, işte farklı kurumlarla bir araya gelip bunları hayata geçmesi için, evet ağır mıdır?
ağırdır ama demin Durmuş Bey de söyledi. Bir araca biniyorsanız trafik sigortasını ödeyebilecek gücünüzün olması gerekiyor. Nasıl benzin alabilecek gücünüz varsa, aracınıza bakım yaptırıyorsanız, lastik alıyorsanız, şimdi bir işletme de açıyorsanız, bir imalathane açıyorsanız, bir mobilya imalathanesi açıyorsanız, yangın önlemlerinin, su deponuzun, sprinklerinizin, yangın tüplerinizin, yangın dolaplarınızın olmazsa olması gerekiyor ya. Bunun dışında bir şey düşünülemez. Orada kiracı olsanız da 10 yıllık bir kontrat yaparsınız, 20 yıllık bir kontrat yaparsınız. Bunların olmazsa olmadan kesinlikle bu ruhsatların verilmemesi, bu işletmelerin açılmaması gerekiyor. Bakın yani bu işletmeler daha sonra bizim önümüze geldiğinde işte Bursa'da da gördük. Yanan tekstil fabrikalarını görüyoruz. Yazık değil mi? 100 milyon eurolardan bahsediliyor ve bir kısmı Türk şirketlerinde ve hasarın bir kısmı da milli lirayla. Şimdi hepimizin parası. Milli liraya ne demek? Bekir Özerdem'in verdiği vergiler, Serkan Kılık'ın verdiği vergiler demek. Durmuş Gümüş'ün verdiği vergiler demek. Şimdi hepimizin parasından bahsediyoruz. Burada sigorta şirketi kar etmiş, etmemiş. Ben aslında işin o tarafında çok değilim. Benim bu işin sürdürülebilirlik kısmında gelecekte bunlarla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Ve işte 2024'te zaten reinsüre anlaşmaları ve yangın tarifeleri geçen de önümüze geldi. Siz de gördünüz. İnanılmaz rakamlara gelecek. Yani aslında şuraya geliyor yine. Şirket sahipleri yapmadıkları yangın önlemleri 5 katına sigorta poliçesi ödeyerek cezasını çekecekler. Ama burada biz de cezasını çekiyoruz. Çünkü biz de işletmeye gittiğimizde sigorta şirketini ikna etmeye çalışırken bir taraftan da müşteri ikna etmeye çalışıyoruz. Yani biz aslında iki tarafa da bir şeyler satmaya çalışıyoruz. Acenteler olarak ve artı en önemlisi hep mücadelesini verdiğimiz, tabii şimdi bizim bahsettiğimiz şeyler çok daha büyük resim, çok daha konjonktürel şeyler. Şimdi ya Allah aşkına bunları konuşan, bu tarz konuşan acentelerin sayısının fazlalaşması gerekiyor. Yani sadece tabela koyup X poliçeyi kesen adına acente bile diyemiyorum. İşte gerekli bazı yapıların, bazı yapılanmaların da bu değişen kanunlarla veya bu bahsettiğimiz reform diyorum ben buna, çok ciddi bir reformla zapta rapta alınması gerekiyor. Yani bu poliçeleri düzenleyen acentelerin de bilirkişiliği veya sektör tecrübesi veya artık siz bir sınav mı dersiniz, başka bir deneyim mi istersiniz veya bunu bu kadar hani hep tabiri söylüyorum, biraz amiyane tabir, toplantılarda benim söylediğim, Allah aşkına 15 günde kabak yetişmiyor, 15 günde sigortacı olma ihtimali yok mu insanın? Serkan yıllarını hocam, vermesi gerekiyor. Evet. Açıkçası bu zapta rapta da alırken bu çarpık yapılaşmaları, merdiven altı yapılaşmaları, sistemin bahsettiğiniz Afyon'da da Bursa'da da benzer şeyler var. Saçma sapan ekranları, işveren poliçesinin ne olduğunu bilmeyen, adına kendisini sigortacı dediği insanları falan, artık bunu o kadar çoğaltabiliriz ki. Tamam. Bu reformun içine bunları da kesinlikle dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Serkan'cığım yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Katkı verdin. Bu sözünle alakalı federasyon olarak daha ileri boyutlara taşınacağından emin olabilirsin. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Selamlar, iyi akşamlar. Eyvallah. Şimdi söylediği çok ciddi. Devlet politikası haline gelmeli kesinlikle. Şimdi süremiz çok az kaldı. Şu yarım kaldığın olayı bir anlatır mısın? İlk planda çıktı. Tamam, orada sorun yok. İkinci planda da faiz oranları serbest bırakıldı. Bu konu hakkındaki düşüncen ne? Şimdi bizim acent arkadaşlarımız vatandaşı bilgilendirme konusunda üzerinde olan görevleri bayağı fazlasıyla yapıyorlar. Tamam. Sigorta bitiyor, gidiyor, kasko bitiyor, iş yeri sigortası, ev sigortası konusu var. Gerekeni yapıyorlar. Ki bildiğim kadarıyla Bankalar Birliği'nden çıktı bildiğim kadarıyla bu istek ve şey, yönetmelik. Evet. 23 Eylül 2022 Cuma günü tekrar yönetmelik çıkartılır. Evet. Bu ilk birinci 2015'teki kanuna rakip diyelim veyahut da banka isterse vatandaşa iki türlü hesap ekstra çıkartıyor. Yani
Durmuş gümüş geldi kriz isteyecek. A bankası dedi ki beyefendi sigorta polisini benden mi yaptıracaksın dışarıdan mı yaptıracaksın? Dışarıda değil biz acenteler veya başka bir kuruluş her neyse. Eğer ki benden yaptıracaksan sana uygulayacağım faiz oranı attım 2.5. Ama gidip de Bekir Özel'den de yaptıracaksan sana uygulayacağım faiz 3.5 diyor. Yani bir şekilde bunun adı tehdit değil mi başkanım? Evet. Yani faizle ben seni tehdit ediyorum. Yani bununla, vatandaş tehdit ediyorum. Bununla alakalı da bence sektör meclisinin farklı bir aksiyon alması gerek diye düşünüyorum. O ilk 2018 miydi cayma hakkı? 2015. İlk. 2015 düzeltiyorum. 2015'in şekline dönmesi lazım. Aslında çok konu var da dostum. En azından Afyon olarak senin sektör meclisinde bunları dile getireceğini bildiğim için içim rahat. Son sözlerini alsam Durmuş'cum. Son sözlerimiz biraz önce Serkan Başkanım bahsetti. İşte 6 Şubat depremleri, son ülkemizdeki deprem olayları, doğal olaylar, tabiat olayları veyahut da iklim değişiklikleri, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, sigorta sektörü basit bir sektör, küçük bir sektör veya sözde olacak bir sektör değil, çok önemli bir sektör. Gerçekten devlet kanalıyla, devlet gücüyle desteklenmeli veya resmileştirilmeli bence sigortacılık. Önemsenmeli bence, daha bir önemsenmeli. Onun içinden şey yapıyorum. Eğer ki süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum başkanım ama. Bitti. Bitti, peki. Her zaman her zaman bahsettiğimiz konu. Tüm herkese bizi izlediklerine teşekkür ediyorum ama son sözümüz sigorta acenteni alır diyelim, kapatalım. Tamam, yüreğine sağlık dostum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Durmuş'un senelerden beri biz beraber program yaptık. Kapanırken hep son sözü. Benim sloganım. Aynen öyle. Sloganı sigorta poliçesi acenteden alınır. Bu yayını da bitiriyoruz. Çok ciddi konular konuştuk. Acenteler olarak boşa konuşmaya devam edelim. Ünlem işareti koyuyorum. Şirketlerin telefon numaralarını poliçelerden, sistemlerden alarak sigortalılara ulaşması son derece yanlış. Serkan'ın ülke genelindeki manşeti sigorta devlet politikası haline gelmeli. Kesinlikle katılıyorum. Mehmet Akif Bey'in SDDK başkanlığından istifası, buraya da ünlem işaretini tekrar koyuyorum. Hala daha anlamış değilim ne nedir ne değildir. Çok üzüldüm. Sektör büyük bir kayıp yaşadı bu anlamda. Afyon Kanal İç ekranlarından sigorta gündemi programını bitiriyorum. Durmuş kardeşime, Canan Hanım'a, Serkan'a şükranlarımı söylüyorum. Yayında, yapımda emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımla iyi akşamlar diliyorum. Sigorta Gündemi programını sundu.